Hocam, neden Sezai Karakoç, neden İslam'ın dirilişi? Neden? Önemli bir soru. Tabii, Batı düşüncesinin etkisine girildiğinden beri bizim toplumumuz da Batı'nın etkisinde Avrupa merkezli olarak düşünmeye, yaşamaya başladı. Dolayısıyla bu düşüncenin toplum üzerindeki etkileri oldukça sarsıcı oldu. Yani pozitivizmin getirdiği metafizik dünyanın, ruhun ötesinde yeni bir hayat algısı ve anlayışı bizim hayatımıza toplum olarak egemen olmaya başladı. Biz Müslümanız. Müslüman milletinin elbette ki kendisine öz bir düşüncesi olması doğal. Bizim medeniyetimiz büyük ve oylumlu. Kültürümüz çok zengin. Dolayısıyla bunun yeniden bu topluma e, hatırlatılması, yaşatılması gerekiyor. Diriliş kavramının kendisi zaten e, önemli bir anlam içeriyor. Dirilişi sadece salt bu dünya için değil, öte dünya için de kullanıyoruz. Yani biz öldüğümüz zaman aslında sadece bir mekan değişikliğinde bulunuyoruz. Dolayısıyla diriliş basül badel Mevt olduğu gibi aynı şeyin bu dünyada, şu kültür toprağında, şu medeniyet toprağında yaşamış olan insanların da ölü bir hayat içerisine girdiklerini görüyoruz. Üstad Sezai Karakoç, diriliş kavramıyla aslında var olan bir medeniyet algısını yeniden toplum ruhunda canlandırma düşüncesi. İslam'ın kendisi diridir zaten. Çünkü kendisini her gün yenileyen bir öze sahip, özelliğe sahip. Fakat e, toplumun üzerini örtmüş olan küllerin, yabancılığın, yabancı düşüncelerin üzerinden atılması gerekiyor. Dolayısıyla diriliş kavramıyla öncelikle e, İslam milletinin bir dirilişi, uyanışı gerekiyor. Dolayısıyla diriliş kavramının anlamını biz burada görüyoruz. Üstad Sezai Karakoç'un e, sadece edebiyat hareketi düşüncesinin adı değil... Dirliş bir düşünce hareketinin de adı, yani Dirliş Dergisi'nde olabildiği gibi Dirliş Gazetesi, Dirliş Partisi ama bütün eserlerinde ruhun dirilişi, İslam'ın dirilişi, insanlığın dirilişi, e, diriliş neslinin amentüsü gibi temel bir kavram hayatımızda yer alıyor. E, bu diriliş kavramını topluma kazandırdığı günden beri de ciddi anlamda bir değişim yaşandı bugün İslami edebiyat ve düşünce geleneğinde olan bir akım var ki biz buna diriliş edebiyatı diyoruz. Bu diriliş edebiyatının gücünü de bu kavramın oluşumuyla görüyoruz. Bu aynı zamanda bizim medeniyetimize olan bağlantılarımızı da gösteriyor. İster buna divan edebiyatı deyin, halk edebiyatı deyin, Osmanlı medeniyetindeki edebiyat deyin, İslam coğrafyasındaki medeniyetler, edebiyatlar deyin bütünüyle bağlantılar kuruyor. Bu açıdan diriliş kavramı, İslam'ın dirilişi, ruhun dirilişi, insanlığın dirilişi anlam kazanıyor.